Teknolojinin merkezine hoş geldiniz. Ben Kaan Can Arsoy. Bugün sizlerle birazcık kutu açılışı yapacağız. Bir yere ayrılmayın. Şuraları birazcık toplayalım bakalım. Kutu içeriğimiz nasılmış arkadaşlar? Şöyle şunu kenara alayım ben bir tanesini. İlk olarak kırmızıyı açıyorum. Şöyle bir kapakla karşımıza çıkıyor. Bakalım içinde ne varmış. Sim çıkarma aparatı bulunuyor bir tane. Burada asla okumayacağımız kağıt parçaları var. Bir tane de kılıf çıktı her zamanki gibi. Kılıfı inceleyelim bakalım nasılmış. Bu seferki farklı biraz. İnce bir plastikten siyah mat bir bitirişi var. Gayet güzel görünüyor aslında. Şeffaf kılıflardan daha başarılı buldum ben. Şurada da minik bir Mi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Logosu var, evet. Güzel. Bunu da böyle kenara koyalım bakalım. Şimdi sırada Mi 9T. Ortalığı karıştıran telefon. Hakikaten de güzel görünüyor ama yani. Hakkını vermek lazım. Üf, şu renklere baksana ya, şaka gibi. Kamera sistemi bu şekilde arkadaşlar, dizilmiş. Güzel görünüyor. Kutunun içinden ek olarak tek ucu USB, bir diğer ucu da Tip-C olan bir tane şarj kablosu çıkıyor arkadaşlar. Data kablosu. Kutumuzun içinden ek olarak biraz büyükçe bir şarj adaptörü çıkıyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Bu hızlı şarj adaptörü büyük ihtimalle şuradan inceleyecek olursak 9 watt çarpı 2 amper. Aynen 18 wattlık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor arkadaşlar ek olarak. Yani bir adet Mi 9T'nin kutu içeriği, şunu da şöyle kenara alacak olursak, şu şekilde arkadaşlar. Kutumuz, Mi 9T'miz, bir tane ince plastikten koruma kılıfı, bir adet Tip-C data kablosu ve bir adet 18 watt hızlı şarj adaptörü. Kutu içeriğimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir daha bir kontrol edelim içeride bir şey kalmış mı? Hop, tertemiz. Hiçbir şey kalmamış. Şimdi bunu da açalım isterseniz. Bakalım bu nasılmış, mavi rengi. Evet, yine kılıfımız çıktı. Bunu kenara alalım. Evet, bunu da böyle yan yana koyalım bakalım. Evet arkadaşlar, iki tane Mi 9T'miz var bugün incelemek için. İkisi de gayet güzel görünüyor gördüğünüz gibi. Şimdi dilerseniz şu jelatinlerini bir açalım. Bir de cihazlara yakından bakalım arkadaşlar. Sesi duyabilmeniz için mikrofonu biraz yakınlaştırıyorum. Bayılıyorum bu sese ya. Şuna bakar mısın? Harika görünüyor. Evet, şunu da açalım. Üf. Mavisi de çok güzel. Evet arkadaşlar, hazırsanız çeviriyorum. Bakalım arka taraflar. Üf, nasıl? Şuna da bakalım. Vallahi gayet güzel görünüyor ya. Buradan söylemem gerek. Hatta şunu da çekeyim, ışık gelsin biraz daha. Bunlara bakar mısın? Vallahi yapmışlar yani. Arka tarafta zaten ilk dikkatinizi çeken şey kameralar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle altını da göstereyim ben. Bunun da üstünü göstereyim. Şurada da açılır kapanır kameramız zaten burada görünüyor. Yalnız direkt maviyi açar açmaz dikkatimi çeken şey şu power tuşu arkadaşlar. Kırmızı yapmışlar. Yani biraz değişik durmuş. Aslında mavi daha çok sevmiştim ama sırf bu yüzden kırmızı alınabilir. Kırmızıyı tercih edebilirim. Ve gördüğünüz gibi ayı gibi parmak izi bırakıyor. O yüzden kutuyla kullanmakta fayda var. Bir deneyelim bakalım nasıl oluyor hazır buradayken. Sert plastik malzemeden yapılmış. İnceliği hoşuma gitti benim. Çünkü böyle şık bir telefon alıyorsun mesela. Bir takıyorsun iki katı hale geliyor. Ama bu öyle değil. En azından çizilmelere karşı korur ve şık duruyor. Bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şöyle hemen açalım. Bir başlatalım. Şunu da şöyle koyalım. Şunu da bir sileyim. Temiz temiz arkadaşlar. MIUI 10. Direkt MIUI 10 ile geliyor. Şöyle next diyelim. Kurulumunu yapalım.
Bakalım yeni bir güncelleme var mı? Hemen kısaca bir bakalım. Ondan sonra detaylı inceleme videosu için zaten biraz kullanacağım. Daha sonra detaylı inceleme videosu da gelecek akıllı telefonların arkadaşlar. Bu arada cihazların ikisi de 64 GB'lık modeller. 6 GB RAM, 64 GB depolama alanına sahipler. İki farklı rengi de aynı anda görün diye ben iki rengini de getirdim sizin için. Evet arkadaşlar, güncelleme yokmuş. Oturum aç diyor. Ben bunları sonra yapacağım arkadaşlar. O yüzden atlayalım şimdi. Ya ben aslında bir an önce ekranı görmenizi istiyorum ama şu parmak izini de isterseniz tanımlayalım buradayken. Tekrar gösterme, anladım. Parmak izinizi ekleyin diyor. Hemen şuradan. Evet, bitti. Okey diyoruz. Bir tema seçin diyor. Şu güzel görünüyor. Bunu seçelim isterseniz, varsayılan diyor. Kuruluğum tamamlandı. Artık hazırız. Hazırmışız. Parmak izimizi de denemiş olalım. Gayet hızlı açılıyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi menü bu şekilde arkadaşlar. Klasik bildiğimiz Mi menüsü bu şekilde. Ve şimdi kader anı. Şimdi kameraya bir girelim bakalım ama. Merak ettiğim taraflardan birisi kamera çünkü benim. Bu arada kamera uygulaması da biraz daha hızlı. Evet, bakalım mı şu kameraya nasıl çıkıyormuş. Allah Allah. Bak bak hareketlere bak. Tipi görüyor musun ya? Işıklı mışıklı. Çok sık açıyorsunuz dedi, beni uyardı ön kamerayı. Tamam anladım, kusura bakma kardeşim. Kameramız da bu şekildeydi arkadaşlar. Evet, Mi 9T kırmızı renkte, hatta direkt ismiyle Flame Red, ateş kırmızısı ve buzul mavisi renk seçenekleriyle ikisinin de kutu açılışını yapmış olduk arkadaşlar. Kutu içeriklerimiz bu şekilde. Daha sonra iki telefonu da inceleyip detaylı incelemesinin videosunu da yayınlayacağım. O zamana kadar hoşça kalın diyorum ve videoyu kapatıyorum. Peace. Arkadaşlar, videoların devamı için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi o zaman. Allah'a emanet.